Evet, 22 Haziran 2019 tarihi itibariyle Kayserispor'da genel kurul kararı aldık. Tabii bu tarihte genel kurulun toplanmaması halinde bir hafta sonraya teyit edilecek genel kurul. Transfer sezonunun başlamasıyla beraber takımımızdan ayrılan futbolcular oldu. Sözleşmesi biten futbolcular oldu. Bizle birlikte devam edecek futbolcularımız da var, oyuncularımız da var. Tabii bu bir süreç. Takımımızda oynayan futbolcular oluyor. Süresi bitince de takımımızdan ayrılan, karşılıklı olarak anlaşıp ayrılan futbolcular oluyor. Bu çok işin doğası gereği olan bir durum. Ayrılan futbolcuların yerine mutlaka en iyi şekilde dolduracak futbolcular alınacaktır. Transfer komitesi bu konuda çok özen ve titizlikle çalışmalarını yapıyor. Tabii biz sahaya 11 kişi olarak çıkacağız. Geçen sene itibariyle ikinci yarı bir transfer yasağımız vardı ama buna rağmen ilk yarıyı ligi ilk 10'da tamamladık. Biz kendimizi başarılı olarak görüyoruz. Olumsuzluklar yaşanmasına rağmen bizim açımızdan güzel bir lig oldu. Bu şekilde de devam edeceğiz transferlerimize. Bu anlamda taraftarlarımız tabii rahat olsunlar, daha müsterih olsunlar. İnşallah takımımıza uygun, mali açıdan bizi çok fazla yıpratmayacak ve takım içi dengeleri koruyacak şekilde futbolcular alacağız. Tabii takımda yaşanan bazı olumlu durumlar da var. Benim de özellikle çok fazla üzerinde durduğum bir konuydu. Tesislerimiz yıllardır aynı tesislerde bulunuyoruz. Ve Kayserispor'a yakışacak bir tesisin yapımı başlanmıştı. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde. Yıllara sari olarak bu tesislerde tamamlanmak üzere inşallah sezon başından itibaren de bu tesislere geçmeyi düşünüyoruz. Diğer tesislerimizi de tamamen futbol akademisine çevireceğiz. Yapacağımız iki ek sahayla beraber tamamen altyapıya devredeceğiz. Tabii Türk futbolunun naçizane kendi adıma benim fikrim olarak da kurtuluşunu bu olarak görüyorum. Mutlaka altyapıdan yeterli derecede futbolcu yetiştirmek zorundayız. Kayseri olarak da bunun bilincinde olarak buna çabalayacağız.